Her kriz gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nın pencerelerine bakma alışkanlığı işte o günlerde başladı. Genelkurmay'ın ışıkları sönükse mesele yok demekti. Işıklar yanıyorsa bunun tek anlamı vardı. Ordu tedirgindi. Bu alışkanlık 27 Mayıs darbesiyle başladı. Kısaca, mümkün olduğu kadar kısa müdafaamı yapmama müsaade buyurmanızı rica ederim. 1960 ve 1970 yıllarda darbe olacağı Genelkurmay'ın binasının ışıklarına göre tahmin edilirdi. Ne zaman darbe söylentileri çıksa gazeteciler Genelkurmay'ın önünde turlar, ışıkları yoklardı. Gece ışıklar yanıyorsa darbenin yakın olduğu anlaşılırdı. Daha önce Türkiye'de sürekli siyasete ayar vermek, siyasete yön biçmek, darbe çağrışımı yapmak için bu kullanılan bir sözdür. Genelkurmay'ın ışıkları yanıyordu. Bunların hepsi darbeyi çağrıştırıyor. Yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Bunu bilen Kenan Evren, 12 Eylül darbesinin girişini saklamak için ön cephe ışıklarını kapatıp arka odalarda planları hazırladı. Ancak 28 Şubat postmodern darbesinde ışıklar bilerek açık tutuldu. 28 Şubat döneminde, o dönemde işte Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor diye gazetelere manşet olmuştu. Çağrışımı da böyle oldu. Yani ışıkların yanmasının ilk çağrışımı, doğrusu benim zihnimde de bu şekilde oldu. 28 Şubat'ta hedef hükümete psikolojik mesaj vermekti.